Hayvansal gıdalardaki ilaç kalıntılarına geçmeden önce aslında şunu bilmek lazım. Gelişen dünya, gelişen ülkeler özellikle geçtiğimiz zaman içerisinde daha fazla hayvansal proteine ihtiyaç duymakta. Özellikle de 2030 yılları hedef alındığında bu şu anki üretilen et ve süt miktarının insanlık için daha iyi yetecek miktarlara ulaşması için %44'ler oranında bir artışa ihtiyacı var. Ama bu artışı sağlarken önemli olan noktalardan bir tanesi bizim için gıda güvenliği. Gıda güvenliğinde kaçınılmaz noktalarından bir tanesi hayvansal ilaç, özellikle veteriner ilaç kalıntıları. Bu bağlamda baktığımız zaman özellikle gıda güvenliği çiftlikten sofraya mantığı içerisinde ele alındığında bunun iyi bir şekilde, dikkatli bir şekilde irdelenmesi ve son tüketici, nihai tüketiciye gelinceye kadar da herhangi bir şekilde insanlarda zararlı etki oluşturmaması gerekir. Biliyorsunuz veteriner hekimlikte ilaç özellikle tedavi amaçlı kullanılır, verim arttırmak amacıyla kullanılır veya herhangi bir şekilde bir problem varsa onu önlemeye yönelik olarak uygulamalara geçilir. Ama bu işlemler yapılırken şu konulara dikkat edilmesi gerekir. Kullanılan ilaç sonuçta organizma için zararlıdır. Yani canlı için zararlı maddelerdir. Yani alındığında basit tabirle söylediğinde eğer bu bir şekilde başkaları tarafından tüketilirse değişik zararlara neden olabilir. İşte bu zararlar nelerdir? Kalıntılardan kaynaklanan zararlar nelerdir dediğimizde özellikle başta alerjik nedenler dediğimiz hafif alerjik olaylardan şok dediğimiz ölüme kadar varan alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca sistemik organ ve dokularda bir takım problemler yaratabilir. Sistemik organ ve dokular dediğimiz yani ilacın gittiği, etki ettiği, karaciğerinizde, böbreğinizde, dalağınızda ve diğer diyelim ki sindirim organlarınızda problemlere yol açabilir. Bununla birlikte ilacın kendi yapısına bağlı olarak alınan canlıda bir takım direnç dediğimiz zararlı etkenlere karşı mekanizma şekillenir. Yani bu dirençten kastımız ne? Siz ilacı verirsiniz, daha sonraki dönemlerde verdiğiniz etkiyi artık almamaya başlarsınız. İşte bununla birlikte buna benzer birçok olguları veteriner ilaç kalıntıları etki eder. Ama şunu da biliyoruz ki artık dünyada gıdalarımız elde edilirken vatandaşların ve tüketicilerin dikkat ettiği noktalardan bir tanesi aldıkları gıdalarda herhangi bir kalıntı maddesi istemiyorlar. Hatta gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkeler bile bunu istemiyor. Buna bir örnek vermek gerekirse Nijerya'da yapılan bir anket çalışmasında vatandaşların büyük bir çoğunluğu gıdalarında herhangi bir şekilde ilaç kalıntısı istemediklerini bildirmekte ve bununla ilgili gerekirse her türlü yasal uygulamaların, mevzuatın veya bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istemektedir. Ayrıca bu aynı zamanda şu boyutu da gündeme getirmekte, ekonomik olarak da ve sosyal olarak da bizi etkilemektedir. Bununla ilgili yine zannedersem 2002 veya 2005 yıllarında olacak. Avrupa Birliği ülkelerinin Çin'den aldığı ürünlerde bu tip kalıntılar bulunması nedeniyle 327.7 milyon euroluk bir pazar belirli süre kapatılmıştı. Keza Amerika Birleşik Devletleri'nde süt hayvanlarındaki antibiyotik kalıntılarına bağlı olarak her yıl 50 milyon dolarlık bir zarar gündeme gelmekte. Onun için aslında genel olarak şunu söyleyebiliriz. Sadece veteriner ilaç kalıntıları değil, çevresel kirlilikler de dahil gıda güvenliği açısından gıdalarımızın mutlaka son tüketiciye hiçbir zararlı etken içermeden ulaşması gerekmektedir. Evet. Bu açıdan önemlidir. Tabii ki gıdaların kalıntı izleme programları var. Her ülkenin kendine bağlı kalıntı izleme programları var. Ve kalıntı aslında şöyle de bakmak gerekir. Kalıntıyı izlemek ve takip etmek kolay bir iş değildir. Zira o kadar çok etken ve değişik madde var ki bunların her birini izlemeye kalkarsanız kontrol altına almak ciddi problemler ve yatırımlar gerektirir. Ama belli başlı olarak özellikle biz veteriner ilaç kalıntılarını işlediğimiz için veteriner ilaç kalıntıları içerisinde en büyük payı bildiğiniz gibi antibiyotikler oluşturur. Antibiyotik gerek kullanım açısından, yaygınlığı açısından, gerekse de yaptığı etkiler açısından en fazla etkiyi bunlar oluşturmaktadır. Ama bunlar dışında ikinci önemli düzeyde gündeme taşınan maddelerden bir tanesi ilaç olarak paraziter ilaçlardır. Paraziter ilaçlarında artık günümüzde ciddi bir şekilde kontrol mekanizmaları vardır. Bununla ilgili olarak en fazla ilerlemeyi Amerika Birleşik Devletleri'nde dediğimiz gibi
kendi FDA dedikleri ilaç ve gıda daireleri vardır. Oralarda izleme programları vardır. Avrupa Birliği'nde, ki biz Avrupa Birliği müktesebatına yakınız. Yani Avrupa Birliği'nde alınan kararların birçoğu bizde birebir uygulanmaktadır. Bu program içerisinde de özellikle Avrupa Birliği'de EFSA dediğimiz Avrupa Gıda Kontrol Organizasyonu içerisinde bu tip izleme programları başlatmıştır. Türkiye'de de özellikle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı son yıllarda bununla ilgili ciddi programlar yapmakta. Gerek laboratuvarlarını organize ederek geliştirmekte ve bununla ilgili izleme programları yapmakta. Antibiyotiklerle ilgili ciddi programlar var ama son yıllarda özellikle parazital ilaçların da takibiyle ilgili kontrol ve izleme programları bulunmaktadır. Demin de söylediğim gibi mutlaka herhangi bir ilaç piyasaya çıkmadan önce ruhsatlandırma işlemlerinden geçer. Ruhsat alınmadan önce de bu deminki bahsettiğim tüm deneme ve kontrol uygulamalarından geçer. Uygulamalardan geçtikten sonra da hayvanlara veriliş yöntemlerine göre, işte ağız yoluyla mı verilecek, yemle mi verilecek, suyla mı verilecek veya enjeksiyon işlemiyle mi verilecek, bu açıdan bunlar kontrol edildikten sonra hayvanlardan tekrar geri dönüşüm, organizmanın hangi doku ve yapısına gidiyorsa oradaki kalıntı limitleri kontrol edilir. Kalıntı limitleri kontrol edildikten sonra bunlar için özel laboratuvar sistemleri ve analiz metotları geliştirilir. Bu analiz metotlarında temel noktalar şunlardır. Bir, tekrar edilebilirlik özelliği, iki, hassasiyetlik özelliği. Yani hiçbir şekilde kalıntının sadece kendisi değil, kullandığınız etken madde değil, o maddenin organizmada yani canlıda parçalanma ürünleri veya herhangi bir şeye maruz kaldığındaki etkilerine kadar ne yapılır? Araştırılır. Ondan sonra da bu uluslararası standart yöntemlerle belirlenir ve o yöntemlerle takibi alınır. Tabi bunlar kolay işler değildir. Ciddi bir emek gerektirir, ciddi bir maliyet gerektirir, ciddi bir aynı zamanda da ekip gerektirir. Bu nedenle bu işi genelde özel sektörler kendi içerisinde, her ilaç firmasının kendi içerisinde kontrol laboratuvarları vardır ama bununla birlikte bu iş devlet kontrolleri ve denetimleri altında yapılır. Bizde de zaten devlet kontrolü ve denetimi altında bu nedir? İşleme tabi tutulur. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bir antiparazital ilaç olsun veya diğer başka bir ilaç olsun. Bununla ilgili firma analizlerini yapar ve prospektüslerinde, yani ilacın üstünde veya içerisindeki açıklayıcı yazılarında sütte kalışını, ette kalışını veya herhangi bir üründe ne kadar süre kalacağını bildirir. Yine üstüne basarak söylemek lazım. Burada önemli noktalardan bir tanesi, tabii ilacın üzerinde yazan miktarlar kullanıcıyı da ciddi bir şekilde ilgilendirir. Uygulayacak kişi, yetiştirici, veteriner hekim veya sorumlu kimse o oradaki prosedüre uygun yapmak zorundadır. Zaten kalıntıda, özellikle veteriner ilaçları kalıntılarında önemli olan noktalardan bir tanesi, en büyük sorumluluk uygulayıcıya aittir. Uygulayıcı mutlaka uyguladığı ilacın takibini, izlemesini yapmak zorundadır. Peki Türkiye'deki mevcut durum nedir hocam? Hem antibiyotik hem de tabii ki antiparaziter uygulamalarında ilaç kalıntılarına dikkat ediliyor mu Türkiye'de? Benim hatırladığım kadarıyla 2013 yılı Mayıs ayı verilerine göre 2000'in üzerinde kullanılan ruhsatlı ilaç var Türkiye'de. Bu ilaçların büyük bir çoğunluğu, yaklaşık 1000 küsür tanesi, 1500'e yakını yerli firmalara ait, 600'ün üzerindeki ilaç şeyleri de ithal edilen yabancı firmalara ait. Bunlar içerisinde de demin söyledik, önemli bir miktarını antibiyotikler oluşturur. %60-%70'ini antibiyotikler oluşturur. Bunun dışında yaklaşık 400 ila 500 tane etken madde içeren, 1000'in üzerinde etken madde vardır bu arada kullanılan. Bunun üzerinde 400 ila 500 tanesi de parazital ilaçlarla ilgilidir. Parazital ilaçtan kastımız nedir? Hayvanların dışında bulunan, hayvanlara zarar veren etkenler, hayvanların iç organlarında bulunan, sindirim sisteminde, midesinde, bağırsağında vesairesinde bulunan yabancı veya zararlı organizma canlılar için olanlar yaklaşık 400-450 tanedir. Bunların da önemli bir miktarı Tarım Bakanlığı tarafından izleme ve kontrol programı yapılmıştır. Bir kısmı izlenmektedir. İzlenip yakalananlar zaten ceza almaktadır. Ayrıca diyelim ki süt olsun, et olsun veya diğer ürünler, demin bahsettiğimiz ürünler olsun,
herhangi bir şekilde kontrollerde çıkarsa devlet tarafından ciddi bir şekilde cezalandırması ve yaptırımları vardır, yaptırılmaktadır. Ama her maddeyi yakalamak mümkün müdür? Bazen dediğimiz uygulamalar zaman zaman kullanılan ilacın uygulama dozu, yeri, etken maddenin gücü, saklama koşulları bunları etkiler. Zaman zaman farklı sonuçlar çıkabilir. Aslında şunu bilsinler yetiştiriciler, bilmeleri de gerekir. Hangi madde olursa olsun, ister paraziter maddelerden kalan kalıntılar, ister çevresel kalıntılar, isterse antibiyotik kalıntıları. Bu yönde artık izlemeler, takipler var. Yani bu nedenle de bunların da ciddi yaptırımları var. Eğer herhangi bir kontrolde yakalanırsa çiftlikte hem sütler kullanılmaz hem de sanayi almaz. Sanayi almayacağı gibi de bunların ceza hükümleri vardır. Onlar da uygulanır. Sanayi de şöyle almaz. Aynı antibiyotik kalıntılarında olduğu gibi paraziter ilaçlarda kalıntıları kalırsa kendileri veya bunların parçalanma ürünleri, diyelim ki sütten peynir yapacaksınız, problem yaşarsınız, yapamayabilirsiniz. Etten sucuk yapacaksınız, yapamazsınız. Bir takım sakıncalar teknolojik işlemlerde problem yapar. Mesela ben isim vermek istemiyorum. Bazı özellikle diyelim ki karaciğer kelebeği hastalığı için kullanılan bazı ilaçların özellikle peynirde fırtılaşmayı geciktirdiği ve hem peynir katı kısmında hem de peynir altı suyu dediğimiz kısımlarda da tespit edildiği biliniyor. Ve bunların gelişimini de etkiliyor. Bu nedenle teknolojik olarak, ekonomik olarak ve sosyal olarak zarar veriyor. Her şeyden önce sağlık olarak zarar veriyor. Bu nedenle yetiştiriciler özellikle tolerans sınırı dediğimiz kalıntı bırakmayacak ilaçları tercih etsinler. Eğer kalıntı bırakacak ilaçlar da kullanıyorlarsa mutlaka yasal bekleme sürelerine uysunlar. Tabii dediğiniz gibi bundan önceki programlarda anlatmışsınız. Hayvanlardaki etkiler önemli ama sonuçta hayvanlarla mücadele, bu parazitlerle ilgili mücadele yapılırken mutlaka ve mutlaka bir takım maddeler kullanılıyor. Asıl tüketiciyi önemlendiren kısım ise bu kısım. Çünkü oradan bize geçer mi veya biz bunu kullanalım mı, kullanmayalım mı? Mesela bu ilacı kullandık, sütünü kullanalım mı, kullanmayalım mı? Veya etini hemen yiyelim mi, yemeyelim mi? Burada önemli olan noktalardan bir tanesi şu. Bir, ilaçlarda biraz önce de dediğim gibi üzerlerinde mutlaka bildirim olmak zorunda. Temel nokta burada çünkü arınma süresi dediğimiz ilacı uyguladıktan sonra hayvanda ne zaman sıfırlanıyor? Herhangi bir şey maddesi, kullanılan kalıntıya oluşacak madde tolerans dediğimiz etkiler, demin bahsettiğimiz denemelerde tolerans dediğimiz etkilere neden olur. Bu tolerans dediğimiz olgu gıda maddesinin içerisinde sütte veya ette hangi sağlık sıkıntısı yaratmayacak düzeyde olması gerekir. Arzu edilen nedir? Kullanılan ilaçların aslında hiçbir şekilde kalıntı bırakmamasıdır. Artık günümüzde bununla ilgili yapılan çalışmalarda sıfır tolerans dediğimiz, sıfır zero etki dediğimiz etkiye neden olan antiparaziter veya paraziter ilaçlar hocam, var. Hocam şunu mu demek istiyoruz? Yani vücuttaki paraziti uzaklaştırıp fakat ama herhangi bir şekilde başka bir kalıntı etkisi, kalıntı olmayacak. Tabii kalıntı bırakmayacak veya organizma canlıda etki edecek. Etki ettiği süreden sonra hemen o madde vücutta parçalanacak ve zararsız hale gelecek. Şu anda günümüzde bununla ilgili bir takım ilaçlar yeni yeni piyasaya çıkıyor. Mevcut olanlar da var. Ama bunlar dediğimiz gibi çok araştırma gerektiren konular. Üzerlerinde uzun yıllar çalışmak gerekiyor. Eğer bununla ilgili bir yaptırım yoksa, yani araştırma yapılmamışsa, genel olarak kasaplık hayvanlarda, kesilecek hayvanlarda 28 gündür. Şeyde yumurtada ve sütte ise 7 gündür. Yani uygulamadan sonra 7 gün sonra hayvanın sütünü kullanmak gerekir. Ama artık günümüzde dediğimiz gibi bununla ilgili öyle iyi çalışmalar vardır ki kullandıktan sonra herhangi bir kalıntı yapmayan 0 gün denilen ilaçlar mevcuttur. Onlar da kullanılabilir. Hocam o zaman bu en önemli nokta bence. Tabii. Dedik ki o zaman sütte 1 hafta 7 gün beklemek gerekiyor. Eğer herhangi bir şekilde üstünde bir ibare yoksa. Besli hayvanlarında da ancak 28 gün sonra kesilip bunun pazara sunulması gerekirken tabii bu ilaçlar bu süreleri belki de çok daha aşağılara çok çekebilir. Çok daha aşağılara çekiyor. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi de şudur. İnsanların tüketim miktarı hesap edilerek günlük alınabilir miktarlar hesap edilir. Bunlar içerisinden de hayvan
hayvansal ürünlerin, işte et tüketecekse veya sakatat tüketecekse veya süt tüketecekse, mesela süt için bu 1,5 litre olarak hesap edilir. 1,5 litre günlük her gün içen bir insanda zarar oluşturur mu oluşturmaz mı? Etkilerine bakılır. Bunlar da analiz edilir ve bu şekilde kontrol altına alınabilir. Ama en önemli noktalardan bir tanesi bunların izlenebilirlikle yasa olarak takip edilmesidir. Aynı zamanda da mümkün olduğunca daha az zarar veren ve kalış süreleri sıfıra yakın veya sıfır olan maddeleri veya ilaçları kullanmak. Şimdi burada önemli olan işlerden bir tanesi veteriner hekimlere düşer. Yani bu konularla ilgili kendilerine bilgileri vardır. Mesleki bilgilerini yetiştiricilere mutlaka aktarmaları gerekir. Zaman zaman onlarla eğitim yapmaları gerekir. İlacı nasıl kullanacak, dozu nasıl belirleyecek, hayvanın etini nasıl kullanacak veya sütünü ne zaman kullanacak. Hatta bazı özellikle parazitar ilaçlar için de geçerlidir bu. Bekletme süreleri veya uygulanan ısıl işlemler veya kavurma vesaire gibi işlemlerle bazıları parçalanabilir. Bunlar bile söylenebilir ve bunu tüketen veya yetiştiren kişiler bu konuda bilgi sahibi olabilir. Yalnızca burada bir parantez daha açmak istiyorum. Şu akıldan çıkartılmamalı. Yani bir ilaç kullanıyorsanız tabii ki bunun mutlaka tedavi edici etkisi vardır. Ama sonuçta o vücut için, canlı için mutlaka zararlı etkileri olabilir. Bunu göz ardı etmemek gerekir. İşte bunun için de hep bunu deminki anlattıklarımızı söylüyoruz. Mümkün olduğunca kalıntı bırakmayacak. Hemen idrarla veya vücudun diğer kısımlarıyla karaciğerde parçalanacak vesaire olacak ilaçları kullanmak gerekir. Yetiştiricilere parazitar ilaçlarla ilgili kullanımlarında şunu söylüyorum. Bir kere kendi kafalarına göre kullanmasınlar. Mutlaka uzman kontrol ve denetimi altında, veteriner hekim denetimi altında bu işi yapsınlar. İki, parazitin tam etkili bir şekilde ortadan kaldırılması için zaman uygulamasını iyi seçmeleri gerekir. 3. Laktasyon dönemi dediğimiz dönem içerisinde, süt veriminin olduğu dönem içerisinde kullanımları dikkatli ve özenli seçip bu sıfır kalıntı oluşturan, özellikle sütlerde sıfır kalıntı oluşturan ilaçların tercih edilmesine önem vermeliler. Bu aynı zamanda ekonomisini de güçlendirir. Çünkü sütünü kullanacak, pazarlayacak, bu şekilde ekonomik de bir kayıp yaşamayacak. Ayrıca bu ilaçların fiyatları da aslında öyle çok aman aman yüksek fiyatlarda da değil. Diğerleriyle, diğer etki eden maddelerle de benzer fiyatlarda ekonomik açıdan bir kazançları olacak. Aynı zamanda yetiştiriciler mutlaka ve mutlaka kendileri prospektüs dediğimiz o ilaç kutularının üstündeki hem kalıntı süreleriyle ilgili bilgileri hem de içindeki yazıları mutlaka okumaları gerekir. Hatta eğer bunlar küçük veya görünmeyecek şekilde ise bunların da uyarılarını yapması gerekir. Ve özellikle yine söylüyoruz, bu işin temel şeyi eğitimdir. Mutlaka ve mutlaka bu konuda kendilerini bilgi sahibi olacak şekilde eğitmeleri gerekir. Bu şekilde kullandıktan sonra hiçbir sakınca, hiçbir problem yaşanmaz. Çok teşekkür ederim. Mümkün olduğunca gerçi halk diline inmeye çalıştık ama bazı konularda özellikle konunun daha iyi anlaşılması için eğer şey kullandıysak özür diliyoruz. Ya bence seyircilerimiz hocam parazitin önemini, parazitle mücadelenin önemini, parazitle mücadele ederken de aslında hem hayvan sağlığı hem toplum sağlığını daha ileriye götürdüklerini, onlar için çalıştıklarını anladılar. Ve bence hocam her şeyden önce kullandıkları ilaçların parazitler mücadelede evet, ne kadar önemli olduğunu yani anladılar. Yani sadece antibiyotiklerin değil, parazitler ilaçların da aynen çok önemli olduğunu, bununla birlikte beşeri kullanılmaması gerekir. Beşeri ilacı dediğimiz insan ilaçlarını hayvanlarda kullanmamaları gerektiği. Yine kullanırken kafalarına göre kullanıp doz miktarı dediğimiz kaç, ne kadar verilecek? Hayvanın canlı ağırlığına hesaplanarak, yaşı hesaplanarak, cinsi türü hesaplanarak verilmesi gerektiğine dikkat etsinler yeter. Evet. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun.